İkinci el araç piyasasındaki artış neredeyse sıfır araç fiyatlarını yakaladı. Peki fiyatlar neden bu kadar yüksek ve bu yükseliş devam edecek mi? Herkesin beklediği, merak ettiği bu soru. Biz de bu sorunun cevabını aradık. Bakın neler söylediler. İkinci el araç fiyatlarının yükselişi devam eder mi? Şu anda devam eder, düşmez. Çünkü bu ÖTV'yi düşürmediği müddetçe. Yani devletin yaptığı yanlış. %80 ÖTV artırıyorsun, %70 üzerine vergi koyuyorsun. Bu ne demek? Vatandaşa alma demek. Bu milletin de ihtiyacı var. Yallah ikinci ele yuhlandı, çullandı. Araba fiyatları yükseldi. Şu anda hafif bir kırgınlık var ama bu aynen devam Eder mi? eder. Evet, devam eder. Covid-19 nedeniyle insanlar toplu taşıma araçları kullanmıyorlar. Özel araçları kullanıyorlar, ufak araçları kullanıyorlar. Ondan dolayı ikinci el araçlarda talep çoğalıyor. Sıfırları da çıkmıyor. İkinci el araçlar çıkmaya devam eder. Covid-19 hastalığı devam ettiği müddetçe. Bu artışın temel sebebi pandemi nedeniyle insanların toplu taşıma kullanmamaya özen göstermesi ve bu süreçte otomobil edinmeye çalışmaları. Türkiye'de dolar kurunda ortaya çıkan ani yükselmeler sıfır otomobil fiyatlarını uçuşa geçirdi. Sıfır araba alırken devlete ödenen ek vergiler de tüketicinin işini zorlaştırdı. Sonuç olarak İkinci el otomobil pazarına bir yığılma oldu ve ikinci el otomobil fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına yaklaştı. Peki bundan sonraki süreçte vatandaş ikinci el otomobil almak için talebi var mı? Beklentiler neler? Peki ikinci el arabaya vatandaşın talebi nasıl? Yani şu anda bir kırgınlık var. Ama bu gidişte İkinci elin önünü zaten tutamaz. Tutması için de ithalatı selbese, yani eski seviyeye getirirse ikinci elde fiyatlar düşüşe gider. Bu şekilde düşüşe gitme şansı yok. İyi, tavrı fena değil. Biraz da insanlar yatırım amaçlı da alıyorlar. Araçlar yükseliyor diyor. Biraz hareket ondan. Yatırım parası olan arabayı alıyor, çekiyor. Yazıyor fiyatını, satıyor. Yani karlı bir iş olduğundan herkes bu işin üstünde şu anda. İki yol, aslanın iki yolu var. Ya ölecek ya kalacak. Bizim şu anda Türkiye can çekişi. Başka hiçbir şey yok. Hayırlı olsun kardeşim. Allah utandırmasın.